Selena, sana hazırladığımız bir gösteri var ekipçe. Onu takdim edebilir miyiz? Çok çalıştık, çok heyecanlıyız. Neymiş o? Gösterelim mi? Bak şimdi. Ver ver. Selena. Aa, Selena. Bize 62'den tavşan yapabilir misin Selena? Ama iyi tavşan olsun. Sana harcayacak boş vaktim yok Hades. Ne oldu Demeter? Bu haftanın iyilik kötülük sonuçları niçin bu kadar gecikti? Sistemde bir sorun yaşıyoruz Yüce Onos. İyilikle kötülük birbirine karışmış. Ayrım yapıp sayamıyoruz. Peki haftanın galibini nasıl belirleyeceğiz? Bilemiyorum. Sistem onarımı en az 2 gün sürebilir Yüce Onos. 2 gün mü? Bu çok uzun bir süre. Skorboard'a hiç gerek yok. Bu haftanın galibi benim. Fransa parlamentosunda bir yasa çıkardım. Sonra okullarda çocuklardan çeteler kurdum. Hepsi çalışkan çocuklar Yüce Onos. Ben de o çetelerin hepsini faydalı birer sosyal kulübe çevirdim. Kimi şiir kulübü oldu, kimi spor kulübü. Ama aptal Selena, ben sonra o insanların hepsini kötü yaptım. Durun, durun! Durun! Maalesef bu haftanın galibini belirleyemedik. Ve sizler, madem ki kavgayı, dövüşü, güçlerinizi çarpıştırmayı bu kadar çok seviyorsunuz, bir defaya mahsus olmak üzere burada dövüşmenize izin vereceğim. Haftanın galibi için güçlerinizi çarpıştırın o zaman. Çarpıştıralım. İyi olan değil. Güçlü olan kazansın Yüce Onos. Sabırsızlanıyorum. Senden korkacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun Hades. O halde dövüş başlasın. Dövüşün galibi bu haftanın da galibi olacaktır. Başlasın. Çocuklar. Çocuklar biraz geri. Biraz geri. Zoro mu desem, Zeyna mı desem? Rakip dediğin böyle olur değil mi? O zaman ben de değişeyim. Ver coşkuyu kılıçlara. Ver coşkuyu.
beyefendi. Şimdi ne yapacaksın? Konuşuyordum. Evet. Seni bekliyorum. Selena! Işın kılıcın bunları savuşturdum Selena. Peki bunu savuşturabilecek misin? Hiç zannetmiyorum. Yapabilecek misin Türkçe ödevini? Hayır, nasıl yapayım ki? Evet ya, Ömer Seyfettin'in eserlerinin özetlerini nereden bulacağız bilmiyorum. Çok kolay. Çok mu kolay? Nasıl yani? Ömer Seyfettin'in eserlerini okuyup özetini çıkarabilirsiniz. Aa Nazlıcığım, aferin sana. Bak biz bunu düşünemedik değil mi Leyla? Başka türlü nasıl olacak ki? Selena'dan yardım mı istesek? Pes yani. Odada sivrisinek olduğunda Selena'yı çağıralım, kovsun bari. Doğru. Buldum. Neyi? Sineği nasıl kovacağını mı? Hayır tabii ki Nazlıcığım. Ödevimizi nasıl yapacağımızı. Bilgisayarla. Doğru. Bilgisayarda Ömer Seyfettin'in bütün eserlerinin özetlerini bulabiliriz. Peki bilgisayarı nereden bulacağız? Kıvılcım'dan rica ederiz. Alt tarafı yarım saatlik işimiz var deriz. İnşallah sorun çıkarmaz. Umarım. Neyse, isteyenin bir yüzü kareymiş. Hadi gidip bilgisayarı kullanmak için izin isteyelim. Oh, ne güzel yapıyorlar Türk kedisini. Ama aptal peri yardım edecek ona. Periler zaten nerede ezikler var? Gidiyorlar onlara yardım ediyorlar. Kıvılcım, biz senden bir şey rica etmeye gelmiştik. Daha sonra, şimdi film izliyorum. Kimsenin ricasıyla ilgilenemem. Tamam o zaman, sen filmini izlemeye devam et. Çünkü odandaki bilgisayar bize yarım saatliğine lazım. Olmaz, bilgisayarla benim işim var. İyi de zaten şu anda film izliyorsun. Senin filmin bitene kadar bizim de işimiz bitmiş olur. Ben bu filmi buraya kadar izlerim. O salak biri Kürt kedisinin yanına gelene kadar. Sonrası sinirimi bozuyor. Birazdan arkadaşlarımla MSN'de sohbet edeceğim ben. Ekrem'cim. Hayatım. Aşkımın demesi, baksana ne getirdim. Kredi kartı, hesap ekstreleri canım. Dışarı çıkınca bir ara ödeyiverirsin zahmet olmazsa. Aslı'cım, bu ay biraz fazla harcama yapmış olmayasın. Ay yok, aslında o kadar çok değil Ekrem'cim. Böyle çok fazla sayfaya bastıkları için fazla görünüyor. Yani küçük küçük yazsalar, biraz da uzun sayfalar olsa bu kadar çok görünmeyecek. Herhalde. Bu arada bizim eve bir bilgisayar yetmiyor. Kızlara bir bilgisayar almamız lazım. Bilgisayar, kızlara mı? Ne alakası var? Yani almayalım demiyorum hayatım. Tabii ki alalım ama evdeki radyasyon oranı artacak diye endişe ediyorum. Aslı saçmalama Allah aşkına. Bir bilgisayar cep telefonunun 1/30'u kadar radyasyon yaymıyor. Neyse, ben sana şimdi para vereyim. Bu bilgisayar işini sen hallet, olur mu? Al. Madem ısrar ediyorsun, yarın gidip alırım canım. Çok teşekkürler amcacığım. Bizi düşündüğünüz için sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederim çocuklar. Eğitiminiz için gerekli bu. Hiç merak etmeyin, Aslı yengeniz yarın sabah halleder. Yarın hallederim çocuklar. Aaaaaah!
Elena! Hades, bakalım sürprizime ne diyeceksin? Al bakalım. Elena, ne yaptın bana? Kıpırdayamıyorum. Çok soğuk. Hiç. Sadece biraz dondurdum. Yıllar sonra senin gibi önemli bir şahsiyetten faydalanmak isteyenler olabilir. Bu yüzden diplis haline getirdim seni. Açıldığım zaman çok kötü yaparım. Selena! Süre doldu. Hayır, dolmasın. Eğer bir dakikam daha olsaydı neler yapardım sana. Selena! Çok soğuk. Süre doldu ve bu güç savaşının galibi Selena. Selena'nın ödülünü getirin. Getirdim Yüce Honos. Selena, bu kolyenin bir özelliği var. Ya, nedir Yüce Honos? Hafıza gücü var. Bu güç sayesinde insanların hafızalarından belli bir zamana ait bilgileri silebilirsin, unutturabilirsin. Ya, çok ilginç bir özellik Yüce Honos. Gerçi bu madalyon benim hiçbir işime yaramaz ama bu hale düşmemeliydim. Çözün beni! Çok soğuk. Yüce Honos, bir şeyler yap. Na 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 Selena, Selena, Selena. Selena. O diğer meyve tabağı kimin? Bunu da kızlara getirdim Kıvılcım Hanım. C vitamini alsınlar diye. Grip çok kötü salgınmış. Ben o tabağı da istiyorum Aslı. Duydun Kıvılcım'ı. O tabağı hemen buraya bırakmış sen. Ama Aslı. Ama filan deme canım. Karşılık verme bana. Benim kızımın vitamin C'ye ihtiyacı var. Çık dışarı hadi çık. Tamam Müstesna teyze boş ver. Biz yemesek de olur. Allah'ım sen keçilerime mukayyet ol. Tamam anladım. Anladım. Ben yarın sabah ilk uçakla gelirim İzmir'e o zaman. Siz de bu arada yalnız bu gece sözleşmeleri hazırlayın da vakit kaybetmeyin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Aslı'cığım ben yarın bir günlüğüne İzmir'e gidiyorum. Duydum canım. Ne yapalım? Güle güle git, güle güle gel o zaman. Güle güle amcacığım. Sağ salim gidip sağ salim gelin. İyi yolculuklar. Seni özleyeceğiz amca. Teşekkür ederim kızlar. Ben de sizi özleyeceğim. Ama şimdi yarın sabah ilk uçakta gideceğime göre erkenden yatmalıyım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler de Ekrem'cim gitmeden önce senden bir şey rica edeceğim. Daha doğrusu sana bir siparişim olacak. Tabii canım söyle. Bana bir makyaj takımı alır mısın canım? Markasını yazarım ben sana. Makyaj takımı mı? Aslı'cığım sen karıştırdın galiba. Ben free shop'tan geçmeyeceğim. İç hatlardan İzmir'e gidiyorum. Olsun canım. İzmir'in içinde de alırsın sen de. İyi tamam peki. Unutmadan bir de parfüm istiyorum canım. Görsen şu kadarcık kalmış. Bir de gece yüz bakım kremi. Parfüm ve gece yüz bakım kremi. Tamam unutma. Ay asıl önemli şeyi unutuyordum. Küpe, kolye takım olursa güzel olur. Bir de tek taş olursa ay bayılırım. Hoppala. Ben de yine MP3 çalarla spor ayakkabısı istiyorum. Ekrem'cim bir de İzmir'e kadar gitmişken oranın meşhur yılan derisi ayakkabısından alsan diyorum. Tabii çantasını almazsan bir işe yaramaz. İkisini bile beraber alacaksın. Meşhur mu? Meşhur. Geçenlerde bir gecede meşhur oldu ya. Bana da yeni okul çantası. İki aydır aynı çantayı kullanmaktan bıktım. Ama Kıvılcım abarttın sen de birazcık kızım. Evet ya. Yani. Unutamıyorsun işte Koray. Ya biliyorum şu anda senin yerinde ben olsam ben de aynı şeyleri söyleyecektim. Unut gitsin bir kız için değmez. Zaten seni hak etmiyormuş falan filan. Ben sadece... Yok sistem olsun diye söylemiyorum. Ama böyledir. Başkasının aşk acısını dindirmek için aklını kullanabiliyor insan. Sıra kendine gelince olmuyor işte. Kalbini devreden çıkarıp mantığının sözünü dinletemiyorsun kendine. Ya ama böyle üzülerek nereye kadar dostum? Bilmiyorum. Yani ayrılmak değil aslında bana bu kadar koyan. Bir şekilde anlaşamazsın. Karakterin uyuşmaz. Ayrılırsın. Tamam.
Ya yine üzülürsün belki ama doğru olanı yaptığını bilirsin içinde. Bak, doğru olanı yaptığından emin değilsin demek. Yani tabii eminim aslında. Sonuçta yaptıkları ortada. Ama hala neden böyle bir şey yaptığını anlayamıyorum. Ne yaptığımı bir de ben anlayabilsem. O kadar iyi, o kadar saf birine benziyordu ki. Ya belki yanlış bir anlama vardır. Belki emlakçı yanlış biliyordur. Belki kız evlenmemiştir. Ne? Evlenmek mi? Demek emlakçı böyle bir şey söyledi. Bu yüzden yani. Sanmıyorum. Evlenmemiş olsa emlakçı niye öyle desin ki? Hemen gönlünü olup ona her şeyi anlatmam lazım. Ayrıca kendisi de söyledi bana evlendiğini. Küçüklüğünden beri oyun oynamayı severmiş hanımefendi. Ne? Ama ben böyle bir şey söylemedim ki. Hades. Hades benim kılığımdayken söylemiş olmalı. Açıklayamam ki bunu. Kardeşim benim. Keşke seni teselli edebilecek bir şeyler söyleyebilsem. Sağ ol be kardeşim. Sen söyleyeceğini söyledin. Aslına bakarsan haklısın da. İnsanlarla bu kadar kolay oyun oynayan bir kız için pek de üzülmemek lazım. Bakma sen bana, unuturum yakında. Evet. Yarın sabah Ekrem Bey'i havaalanına bırakıyoruz. Kızları da okula bırakıyoruz. Oradan da Seval Hanım'la şöyle bir gezinti. Efendim? Alo, Seval Hanım, iyi akşamlar. Ekrem ben. Aa, Ekrem Bey merhabalar. Efendim, rahatsız etmiyorum umarım. Yok, rica ederim. Ne rahatsızlığı. Neler yapıyorsunuz? Evde misiniz? Evdeyim efendim. Artık gece hayatına bir ara vermek istedim. Yani her gece dışarı çıkıp aynı insanları görmekten sıkıldım. Çapalar papalar, yoruldum ya. ya ben de. Koskoca evde tek başıma oturuyorum ben de. İş yerinden dosyaları falan getirdim. Can sıkıntısından onları inceliyorum. Ya değil mi? Ben de televizyona baktım, belgesel falan var mı diye. Yok. Ondan sonra dedim ki kitap okuyayım bari. Kitap okuyorum efendim. Aha, ne güzel. Hangi kitabı okuyorsunuz? Efendim, Kırmızı Urbalılar. Yabancı tarihi bir roman. Yazarı da Michael Swing. Michael Swing. Duydum ben metini. Yalan ya. Ne kadar iyi atmışım. Efendim? Hayır efendim, yani benden başka birisinin de Michael Swing okuyor olması çok hoşuma gitti, değil mi? Ya Seval Hanım, ben sizi şey için... Oğlum! Bak, sana tatlı ayırdıydım. Hemen ye, hadi. Git! Git şimdi değil! Bana mı dediniz Ekrem Bey? Hayır efendim, ne münasebet, hizmetçim geldi de ona söyledim. Hizmetçi ertemizin seni, eşek sopası! Yine o değil mi telefondaki? Müstesna Hanım, siz onu şöyle bırakın. Ben emin olun onunla ilgileneceğim ya. Ay yok Ekrem Bey. Ben kendim bununla bizzat ilgilenirim. Ne de güzel oldu. Değil mi? Oh valla. Biraz önce bana bir şey diyecektiniz Ekrem Bey. Yani Seval Hanım, diyorum ki ben şöyle bir baktım. Yarın benim bir randevum yok. Toplantım yok. Hani diyorum şöyle, siz de uygunsanız beraber bir dolaşsak. Hazır araba bendeyken. Yani araba serviste değilken, tamirde değilken. Aha, çok güzel olurdu. İş yerinden izin alabilirsem. Efendim? Yani Allah izin verirse tabii, niye olmasın? Allah izin verir canım. Allah sevenlerin her daim yanındadır. Yani Allah... Birbirine arkadaşça duygular besleyen insanların hep yanındadır yani. O zaman ben sizi yarın arayayım. Peki, oldu. Tamam. İyi geceler efendim. İyi geceler Ekrem Bey. Of be Zübeyde. Tutuldum bir kuyruklu yalana. Bakalım ne zaman çıkacak foyan ortaya. Ay, adam hem zengin hem entel. Dostoyevski'nin Savaş ve Barış kitaplarını okuyor ya. Keşke onu hiç tanımamış olsaydım. Hiç karşıma çıkmamış olsaydı. Evet, keşke bizi yaralamış her şeyi unutup beynimizden yok edebilsek. Edemiyoruz işte. Korkarım onu ömrümün sonuna kadar da beynimden silemeyeceğim Koray. Kolye! Kolye silebilir.
Ana kitabı okudum. Ya okudun demek. Evet, büyük bir keyifle. Çok güzel değil mi Özdemir Asıf'ın şiirleri? Şiirler çok güzel, kitabın içindeki de. Küçük çocuklar yapıp geceleri kendimden, seni öpsünler diye gönderiyorum sana. Bana kucaklarında seni getiriyorlar. Ben de sonra o seni getiriyorum sana. Mesela sana kendi ellerimle yemek yapsam? Ben öyle her yemeği beğenmem ama. Merak etme, ben beğendiririm. Yaprak sarması ama. Yanında da mantı. O nişanlı olan kızı mı diyorsunuz? Nişanlı mı? Bir yanlışlık olmasın? Ne yanlışlığı canım? Kız nişanlıydı, evlendi gitti. Evlendi mi? Emlakçı tam olarak ne demişti? Ya belki sen yanlış duymuşsun. Emlakçı mı? Ne emlakçısı? Hem neyi yanlış duymuşum ki ben? Hoppala. Oğlum daha az önce Selena'nın evlendiğinden bahsetmedin mi sen? Yoo. Böyle saçma bir şey de nereden çıkardın? Ya, ya sen benimle dalga geçiyorsun ya da sen kafayı üşüttün. Kafayı üşüttüğümü bilmem ama ben şimdi üşüdüm. Ben de. Hadi kalkalım. Ne biçim bağırıyor ya? Sanki çocuğunu kaçırıyorlar. Efendim? Klasik müzik diyorum. Ne kadar güzel çalıyor değil mi Seval Hanım? Ya sizin de klasik müzik sevmeniz ne güzel bir tesadüf. Değil mi, değil mi? Yani klasik müzik de klasik müzik canım. İnsan dinlemeden yapamıyor. Adeta kendimden geçiyorum ya. Ya. Değil mi? Kendimden geçtim, geçeceğim sanki. Ay, ay, ay! Ay! Oğlum yavrum, ben mi yaptım? Yavrum, abi benim. Oğluma çarp. Araba mı çarp? Oğluma izin alacak adam. Sen ne biçim şoförsün be? Ya inanın görmedim. Gördünüz mü oğluma izni? Gördüm, gördüm. Böylelerine ehliyet verirlerse böyle olur işte. Ay yavrum, ben ne yaparım sensiz abi? Ya ne yapacağız? Hemen hastaneye götürün. Hastane, beyefendi hastane. Götürelim. Beyefendi tut. Sistemi öyle bir oturttum ki artık ben olmadan da kötülük yapabiliyorlar. Her şeyi devletten beklememek lazım değil mi? Demek sen de Zülfikar abine karşı boş değilsin Nazlı. Evet, ben onu çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Bilince evleneceğiz. ne diyelim yani, Allah müsait etsin. Bak abla, Ozan geliyor. Günaydın Ozan. İşte aradığım fırsat ayağıma geldi kızlar. Ozan seninle konuşmuyor. Selin aramızdan çekildiğine göre Ozan tamamen benim demektir. Ozan, Ozan benimle niye konuşmuyorsun? Ya duymamıştır belki. Evet evet, duysaydı cevap verirdi. Kulağında kulaklık vardı galiba, ondan duymamıştır.
Kızlar boşuna uğraşmayın. Hepimiz duyduğunu iyi biliyoruz. Kolye koptuğu için hala benimle konuşmuyor. Hep Selena'nın kılığına girmiş Hades yüzünden. Ya öyle deme hanımefendi, Allah'ın izniyle yetiştireceğiz çocuğu. Yok yok, gitti Ahmet'im. Baksanıza gözleri toprağa bakıyor yavrum. Daha dün Galatasaray'ın minikler takımına seçilmişti. Hadi ya. Ya Fatih Terim görmüştü de çok beğenmişti. Geleceğine Hakan Şükür diyordu ya. Yapma ya. Seni saraylarda yaşatacağım derdi. Yavrum, bu yaşta Mazrail'e pas verecekti. Ya gördünüz mü Seval Hanım? Çocuk bir de futbol takımına seçilmiş, ne yaptım ben ya? Sanmayın siz de kendinizi böyle Ekrem Bey. Yok bir şey, yetişiriz hastaneye. Hop, yanlış yere gidiyorsun birader. Beyefendi saçmalamayın, ileride özel hastane var. Çok iyi doktorlar var, oraya götürüyorum canım. Yok yok, şurada özel geçmiş olsun tıp merkezi var, oraya götürelim. Beyefendi ne münasebet, tam teşekkürlü hastaneye götürüyorum canım, olur mu öyle şey? Ne teşekkürü ya, sensin teşekkür kardeşim. Çocuk benim değil mi? İstediğim yere götürürüm. Hem orada da çok iyi doktorlar var. Allah Allah. Tamam, madem öyle istiyorsanız. Yavrum. Ahmet'im. Selam kızlar. Selena. Ne işin var senin burada? Oturun oturun. Ben buralardaydım, bir uğrayayım dedim bakalım benim kızlar ne yapıyor diye. Bana ihtiyacınız var mı? Yok. Yok. Var. Öyle mi? Ne oldu anlat bakalım. Kolyem. Kolyem mi? Ne oldu ki kolyene? Hades senin kılığındayken kolyemi kopardı Selena. Ne? Hades mi? Bir dakika bir dakika. Ah, kötülük için ne kadar güzel bir gün. Sinek üçlü de buradaymış. Aa! Aa! Ne yaptın sen? Boynum acıdı. Ya kolye de koptu. Çok çok özür dilerim küçüğüm. Bu bende kalsın. Ben bunu tamir edip sana getiririm, tamam mı? Görüşürüz. Hades. Şimdi her şey anlaşıldı kızlar. Kim bilir benim kılımdayken daha neler yaptı. Yani şimdi bir şekilde bu olanları Ozan'a anlatmalıyız değil mi Selena? Hayır kızlar, anlatamayız. Ama unutturabiliriz. Unutturmak mı? Nasıl? Bitti doktor. 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 Nesi var? Araba çarptı doktor bey. Hemen acil alın. Olmaz olmaz. Acile çok süre var. Siz bana verin. Ben hemen bir şahide altına alırım. Ben götürseydim. Olmaz beyefendi. Enfeksiyon kapabilir. Siz burada bekleyin. Yavrum. Ahmet'im enfeksiyon da mı kapacaktı yavrum? Oğlum kurtulacak mı doktor bey? Muayene etmeden bir şey diyemem. Ama kurtulsa bile artık futbol oynayamaz. Futbol oynayamaz mı? Siz futbol oynadın nereden biliyorsunuz? Nereden bilecek kardeşim? Söyledim ya Galatasaray'ın minikler takımına seçildi diye. Benim oğlumu bu semtte herkes tanır. Ya evet, minik Ahmet'i herkes tanır. Şimdilik burada bekleyip dua edin. Başkası yapacak bir şeyiniz de yok. Şimdi sen gerçekten de Ozan'ın bu olayı unutmasını sağlayabilir misin Selena? Bu madalyon sayesinde evet. Madalyon mu? Hı hı. Hades'le olan mücadelemde ödül olarak kazandım. Şimdi sadece izleyin tamam mı? Adım Ozan. Benim de Selin. Bunlar da kardeşlerim Leyla ve Nazlı. Şey, sana yardım etmemi ister misin? Hayır. Beni daha fazla bu durumda görmeni istemiyorum. İyi şanslar Selin. Teşekkürler Ozan. İnsanın saçlarının olması çok güzel bir şey. Hele seninkiler gibi güzel olunca.
Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey demene gerek yok zaten. Çünkü ben bunu senden bir aferin almak için ya da aa ne düşünceli çocukmuş demen için almadım. İçimden geldiği için aldım. Bunu hayatım boyunca saklayacağım. Sana nasıl anlatayım? Selim böyle biraz düşüncesizdir. Yani kardeşlerinden farklı. Nasıl yani? Anlayamadım. Ay nasıl anlatayım? Böyle hiç kimseyi sevmez. Hiçbir şeye değer vermez bu kız böyle. Yok canım, emin misiniz? Selin şöyle birine benzemiyor mu? Ya. Peki. Bu ne o zaman? Ama bu kırılmış. Evet. Böyle beğenmediği şeyleri kırar atar. Yani hiç manevi değeri var mı yok mu düşünmez. Demek beğenmedi ve kırdı attı. İnsan ancak sevmediği, değer vermediği, böyle nefret ettiği insanların hediyesini ancak böyle kırıp atabilir değil mi? Ha? Yani gerçi o durumlarda bile yapmaması lazım değil mi? Evet, böyle yapmamalıydı. Onun hakkında yanılmışım. Bir tane mersi ediyorum. Kütahınılar silindi. Kütahınılar silindi. Tamamdır. Süpersin Selena. Selena ben de yapmak istiyorum. Belki biraz daha büyüdüğünde Leyla'cığım. Hem bu madalyonun hiçbir zaman yanlış ellere geçmemesi gerekiyor. Yoksa birçok insanın hayatı tehlikeye girebilir. Bende de geçici olarak kalacak zaten. Şimdi sen gerçekten Ozan'ın bütün bunları unutmasını sağladın değil mi? Hı hı. İstersen hemen git ve gör. Tamam. Bir daha seninle görüşmemeye karar verdiğine göre bugün okul çıkışında buluşabiliriz. Eğer tabii istersen. Bu aralar erkek arkadaşım yok. Ben şey bilemiyorum. Bakın burada kimler var? Ozan'dan özür dilemeye geldiysen havanı al istedim. Nasılsın Ozan? İyiyim Selin, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biraz çıkıp bahçede dolaşalım mı? Kız arkadaşının yalnız başına dolaşmasını istemezsin herhalde. Olur tabii ya, olur dolaşalım. Hem benim ne işim var ki zaten burada? Ama siz ikiniz küssünüz. Küs müyüz? Değil misiniz? Yo, küs falan değiliz. Evet, neden küserim ki? Peki kolye? Kolyeye bir şey mi oldu yoksa? Kolye. Teşekkürler Selena. Bir şey mi dedin? Yok, bir şey demedim. Bak, işte burada. Hayatımın sonuna kadar takacağım demiştim. Hadi gidelim. Selin, neden bilmiyorum ama içimden geldi. Seni çok özledim. Beyefendi lütfen öyle çocuk ölmüş gibi konuşmayın. Yetiştirdik işte müdahale ediyorlar. Yok gitti o gitti. Daha yolda gelirken ölmüştü. Beyefendi saçma sapan konuşmayın ya. Ben kendi elimle teslim ettim Ahmet'i doktora. Nefes alıyordu. Sen benim oğlumu benden iyi mi bileceksin kardeşim? Öldü diyorsak öldü işte yavrucak. Estağfurullah efendim siz de ama şöyle şey etmeyin hemen. Ya Ekrem Bey fazla üstlerine gitmeyin. Acıdan ne dediklerini bilmiyorlar. Bu çocuğa bir şey olursa ben ne yaparım? Ya biz ne yaparız? Biz ne yaparız ha? Hiç düşündün mü? Gitti. Geleceğin Rüştü'sü gitti. Beyefendi Hakan Şükür değil miydi? Rüştü kaleci. Ya ne kalpsiz adamsın sen be. Çocuk içeride ölüyor. Sen burada sistem tartışması yapıyorsun. Ya, tamam beyefendi kusura bakmayın. Ben de şoktayım. Ne dediğimi bilmiyorum zaten ya. Doktor bey nedir çocuğun durumu? Kurtulacak mı evladım? Ne olur gerçekleri söyleyin doktor bey. Maalesef modern tıbbın bütün imkanlarını kullandık ama Ahmet
çarpmaya bağlı beyin kanamasından hayatını kaybetti. Hayatını kaybetti.